arkadaşlar. arkadaşlar, şimdi kazanım bir testindeyiz organik kimya faskülümüzde. Evet, birinci sorudan itibaren başlayalım. Sorumuz şöyle, aşağıdakilerden hangisi organik bileşiklerin genel özelliklerinden değildir? Mesela örnek olarak CH4'ü düşünelim demiştik bir önceki derste. Apolar maddelerdir bunlar, bütün hidrokarbonlar apolar oldukları için da bunlar az çözünür ya da çözünmez. Polar olmayan çözücüler de daha çok çözünürler. Genellikle iyonik değil, genellikle kovalent bağlıdır. Diğer özellikler e, doğrudur arkadaşlar. Çok fazla organik bileşik vardır. Alkol, çay şekeri bunlara örnek olarak verilebilir. Erime kaynama noktaları düşüktür. Doğru cevap B'dir. İkinci sorumuz. Hangisi organik yapılı değildir? Arkadaşlar, kaya tuzu iyonik yapılıdır. İçerisinde bir metal ametal bileşiğidir. Dolayısıyla plastik, kauçuk, benzin, doğalgaz hep bunlar petrol türevi oldukları için fosil yakıtlarından elde edilir. Doğru cevap D'dir. Üçüncü sorumuz şöyle. Aşağıda bazı bileşiklerin formülleri verilmiştir. Bu bileşiklerin özelliklerini vermiş. Sahip olanlar işaretlerinde geriye kaç numaralı bileşik kalır diyor. Karbon elementi içerdiği halde organik olmayan. Karbon içeren ama organik olmayan. Bakın o birdir. Çünkü siyanür iyonu var. Dolayısıyla bunun için HCN diyelim. Hidrojen siyanür. Hidrojen içermediği halde organik. Arkadaşlar o da CCL4'tür. Karbon tetraklorür. İçinde hidrojeni olmayan ama organik olan bileşiktir. Oksijen elementi içerip organik olmayan. Bakın oksijeni var. Organik değil. İçinde karbon yok zaten. O da HNO3. Nitrik asit ya da kezap. Karbon ve hidrojen elementleri içerip apolar yapılı olan CH, karbon ve hidrojen içeren bir organik bileşik. Yani CH4 burada. Dolayısıyla burada 3 numaralı bileşikle ilgili bir bilgi yoktur. Dördüncü soru. Hatasız işaretlerseniz doğru yanlış şekilde hangisi elde edilir diyor. Tüm karbon bileşikleri organiktir. Yalan. Çünkü ne bileyim hidrojen siyanür var, karbondioksit var, karbonmonoksit var. Bunlar karbonu olan ama organik olmayan bileşikler. Potasyum karbonat yapısında karbon bulunduğundan organiktir. Hayır, karbonat kökü. Bak şu kök varsa bileşiğinizde e, bu organik değildir. Organik bileşikler genellikle kokulu bileşiklerdir. Cevap A seçeneğidir. Beşinci soru hangileri organiktir? Karbonat içerdiği için organik değil. Bir karbonat içerdiği için organik değil. Metalden de yakalarsınız. Coğlu olan bu organik asittir göreceğiz. Dolayısıyla sadece 2. Hangisinde hatalı doğru yanlış işaretlemesi yapılmıştır diye soruyor. Anorganik bileşiklerin temel kaynakları minerallerdir. Doğru. Yapısında karbon atomu içeren bileşiklerin tamamı organiktir. Hayır. Karbondioksit mesela. Organik bileşiklerin yapılarında genellikle ametaller bulunur. Kovalent bağlı oldukları için doğru. Organik bileşikler CH4 mesela apolar yapılı oldukları için genelde suda çözünmezler. Doğru olmalıydı. Burada bir hata yapılmış. Nacele tuzu iyonik yapılı bir organik olmayan yani anorganik yapılı bileşiktir. Doğru cevap denizdir. Yedinci soru. Organik bileşiklerle ilgili hangileri doğrudur? Laboratuvarda sentezlenebilir. Evet, Wöhler yapmıştı bunu. Neydi? Amonyum syanatı ısıtıp e, üreyi oluşturmuştu. Ana kaynakları kömür ve petroldür. Genellikle Kokulu bileşiklerdir. Doğru cevap ee, C'dir. Sekizinci soru. Boşlukları doldurunuz diyor. 1828 yılında Alman kimyacı Wöhler, amonyum siyanatı ısıtarak, bu organik olmayan maddeydi, üreyi elde etmiş ve organik bileşiklerin sadece canlı organizmalardan elde edileceği fikrini çürütmüştür. Bu teori vitalizm teorisini çürüten bir deneydir aynı zamanda. 9. soru. E, yukarıdakilerden hangileri? Anorganiklerin genel özelliklerinden değildir. Çoğunlukla iyonik yapılı bileşik olma bu anorganiklerin özelliğidir. E, anorganikler iyonik yapılı oldukları için suda çözündüklerinde elektrik akımını iletirler. O yüzden bu değil. Tepmeleri karmaşık ve yavaş olan organikler içindir bu. Bu da anorganiklerin özelliği değildir. 9. sorunun cevabı Edirne'dir. 10. soru. E x bileşiğinin özelliklerini vermiş. Kimdir diye soruyor. Hidrojen bağı etkinmiş. Bir kere hidrojen bağında F, O, N atomlarının buna hidrojen bağlanmalı. Bir de bunların en az bir çift şöyle ortaklanmamış elektron çifti olması gerekiyordu. Dolayısıyla hidrojen bağı bir kere bunda hidrojen de yok. Bunda da yok. Dolayısıyla C ya da D kendine özgü kokusu var. E zaten organik olanı kastediyor şu karbonlu olacaktır. Kovalent yapılı. Bu çünkü organik değil. Cevap C olmuş oldu. 11. soru. Verilen özelliklerden hangileri organikler için doğru, anorganikler için yanlıştır? Yapısında temel element sayısı az. Bu organiklerin temel element sayısı az ama toplam bileşik sayısı fazla. Erime kaynama noktaları yüksek olanlar anorganiklerdir. Yanmayanlar yine anorganiklerdir. Yani organikler için doğru değildir bu. Doğru cevap A seçeneğidir. 12. soru. Hangisi kesindir? Demiş. E, bunlar organikse ikisinde de karbon olmalı. Bunda var zaten. O zaman X kesin karbon olmak zorunda. Y hidrojen midir? Ya, bilemeyiz. O klor da olabilirdi mesela. Hidrojen de olabilirdi. Y yani şu maddemize göre X de olabilir. O yüzden kesin değil. İki bileşikte polar kovalent bağlar içerir. Şimdi C Y'de kesinlikle polar kovalent olmak zorunda farklı atomlar arasında. Ama X 2 H6 şöyle bir şey arkadaşlar. Dikkat edildiği gibi mesela şunların hepsini hidrojen olarak yazdığımızı kabul edeyim. Şuradaki bağ polar ama şuradaki bağ apolar. O yüzden iki, 2 bileşte kesinlikle ve kesinlikle polar bağ içerecektir. Ama X 2 H6 bir de apolar bağ var. Kesin olan 1 ve 3 olacaktır. Evet testimiz bu kadar. Bir sonra pekiştirme testimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlarım. Hoşçakalın.